Tekrar merhaba. Bu videolar ile size birden fazla tam diferansiyel denklem örneği göstermeye çalışıyorum. Öncelikle denklemlerin tam olup olmadıklarını anlamamız lazım. Bundan sonra da pisinin ve diferansiyel denklemin çözümünün ne olduğunu bulmak. Kitabımdaki örnek 3x kare eksi 2 xy artı 2 çarpı dx artı 6y kare eksi x kare artı 3 çarpı dy eşittir 0. Denklemin bu haliyle istediğimiz formda olmadığını söyleyebiliriz, öyle değil mi? İstediğimiz formdan kastım, x ve y'nin herhangi bir fonksiyonu artı x ve y'nin bir başka fonksiyonu çarpı y üssü ya da dy bölü dx eşittir 0. Bu denklemin formu buna yakın ama tam değil. Yani aynı değil. Peki bunu bu forma getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Denklemin iki tarafını da dx'e bölebiliriz. Bunu yaptığımızda 3x kare eksi 2xy artı 2 dx ile böldüğümüz için buradaki dx'ler sadeleşecek ve geriye 1 kalacak. Artı 6y kare eksi x kare artı 3. Bunu dx'e böldüğümüzde de dy bölü dx'i elde edeceğiz değil mi? 0 bölü Dx'de 0 olduğuna göre Sağ tarafa yine 0 yazıyorum. İşte bu kadar. Denklemi istediğimiz forma getirdik. Şimdi de bu denklemin bir tam denklem olup olmadığını e, görmemiz gerekecek. Hazır mısınız? m'nin kısmi türevi nedir? m fonksiyonu buydu öyle değil mi? Bu aradakinin artı olması gerekiyor. Evet bunun y'ye göre kısmi türevi nedir? Bu 0 olur. Bu eksi 2x sonra 1 de 2. O halde bunun y'ye göre kısmi türevi neymiş? Eksi 2x'miş. Sırada n'nin x'e göre kısmi türevi var. Bu 0 olacak. Bu da eksi 2x. Evet işte bu kadar. m'nin y'ye göre kısmi türevi n'nin x'e göre kısmi türevine eşitmiş. m'ye eşittir nx. Bu da bir tam denklemle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor değil mi? Şimdi bir de pisi'yi bulmamız lazım. p'sinin x'e göre kısmi türevi m'ye yani 3x kare eksi 2x'ye artı 2'ye eşit. İki tarafın x'e göre ters türevini alırsak p'sinin x küp eksi x kare y. Evet, neden? Çünkü y bir sabit artı 2x artı y'ye bağlı bir fonksiyon. Pisinin x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de türev ya da sadece x'e göre kısmi türev aldığımızda sadece y'ye bağlı bir fonksiyon kaybolur. y'ye bağlı fonksiyonu ters türevleri ilk öğrendiğimizdeki gibi bir sabit gibi değerlendirmemizin sebebi de bu. Pisinin neye eşit olduğunu bulmak için H, Y'ye göre çözüm yapacağız. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Pisi'nin Y'ye göre kısmi türevini alarak. Ve bu da, bu da buna eşit olacak. Pisi'nin Y'ye göre kısmi türevi bu 0, bu eksi x kare, bu 0 artı H üssü Y eşittir. Evet, bu neye eşit olacak? N x virgül y'ye, yani buna. Sonra da buna göre çözüm alırsak hemen yazıyorum. 6y kare eksi x kare artı 3. İki tarafa x kare ekleyerek bundan ve bundan kurtulabiliriz. Evet, geriye h üssü y 6y kare artı 3 kalır. Bunun ters türevi de h'ye eşittir 2y küp artı 3y'dir. Buraya bir de artı c koyabiliriz ama bu c diferansiyel denklemi çözerken bununla birleşeceği için şu an hakkında çok fazla endişelenmenize gerek yok. Peki bu durumda pisi fonksiyonu ne olur? Yeni bir renk kullanayım. x'e ve y'ye bağlı bir fonksiyon olan pisi fonksiyonu x küp eksi x kare y artı 2x artı hy. hy yerine az önce bulduğumuzu yani 2 2y küp artı, evet 3y yazıyorum. Az önce söylediğim gibi, burada bir artı c de olabilir ama çok da önemli olmadığını göreceksiniz. Aslına bakarsanız şimdi biraz farklı bir şey yapmak istiyorum. Örneği doğrudan çözmeden işin mantığını anlatacağım çünkü bunun tamamen mekanik bir şeye dönüşmesini istemiyorum. Size daha kısmi türev zincir kuralını görmeden önce türev hakkında bildiklerimizi kullanarak pisinin x'e göre türevinin ne olduğunu göstereceğim. Evet, pisinin x'e göre türevi nedir? Pisinin x'e göre türevini bulmak için kapalı türevleme tekniklerini kullanacağız. Bunun türevi, farklı bir renk kullanayım. 3x kare eksi, şimdi zincir kuralını kullanacağız. Birinci ifadenin x'e göre türevi eksi işaretini koyup bir parantez açayım 2x çarpı y artı birinci ifade çarpı ikinci ifadenin yani y'nin x'e göre türevi bu da y üssüdür y'nin y'ye göre türevi çarpı y'nin x'e göre türevi y üssü eder artı bunun x'e göre türevi oldukça kolay değil mi 2 artı bunun x'e göre türevi. İsterseniz önce y'ye göre türevini alalım. Zincir kuralının kapalı türevlemesini yapıyoruz. Artı 6y kare. Zincir kuralını kullandığımız için ilk olarak y'ye göre türev aldık. Sonra bunu y'nin x'e göre türevi yani y üssüyle çarpmamız lazım. Artı bunun y'ye göre türevi 3'tür. Çarpı yine zincir kuralı bunun x'e göre türevi de y üssüdür. Bakalım bunu sadeleştirebilecek miyiz? Eşittir. 3x kare eksi 2xy artı 2. Bu terimi, bunu ve bunu kullandık artı y üssü parantezine alırsak, y üssü çarpı, burada bir eksi işareti olduğunu unutmayalım, eksi x kare artı 6y kare ve artı 3. Evet, işte Pisi'nin türevi. Dikkat edecek olursanız bunun orijinal örnekle aynı olduğunu görebilirsiniz. Orijinal örneğimiz neydi? 3x kare eksi 2xy artı 2 artı 6y kare eksi x kare artı 3 çarpı y üssü eşittir 0. Evet, orijinal örneğimiz buydu. Ve gördüğünüz gibi Pisi'nin x'e göre türevi. Kapalı türevleme tekniği kullanarak aldığımız türevi de buna eşit. Umarım bu sayede bu denklemi neden x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olan p'sinin x'e göre türevi olarak yazabileceğimizin mantığını anlamışsınızdır. Eşittir. Sıfırı da ekliyorum. Bu pisinin x'e göre türevidir. Buraya yazmıştım. Aynı şey gördünüz mü? Evet bu sıfıra eşit. İki tarafın ters türevini alırsak bu diferansiyel denklemin çözümünün pisi x y eşittir c olduğunu biliyoruz. Pisinin ne olduğunu bildiğimize göre bunu c'yi eşitleyerek diferansiyel denklem için çözüm bulmuş oluruz. Bu arada tüm bunları her seferinde yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin bir test çözerken eğer öğretmeniniz özellikle sormadıysa bu adımı atlayabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi, amacım size neyi neden yaptığınızı anlatıp bu tarz örnekleri mekanik bir şekilde çözmenizi engellemek. PC'nin türevinin gerçekten de burada PC'ye göre çözüm almıştık. Evet, kapalı türevleme ve standart zincir kuralı kullanarak bulduğumuz PC'nin X'e göre türevinin gerçekten de diferansiyel denklemin sol tarafını yani orijinal örneğimizi verdiğini göstermek istedim. Zaten PC'nin X'e göre türevinin sıfıra eşit olduğunu da orijinal marjinal diferansiyel denklemimizin sıfıra eşit olması sayesinde biliyoruz. Bunun iki tarafının da ters türevini alıyoruz. Pisi eşittir c'nin diferansiyel denklemin çözümü olduğunu söylüyoruz. Eğer yazmak isterseniz pisi buna eşittir. Diferansiyel denklemin çözümü x küp eksi x kare y artı 2x artı 2y üzeri 3 artı 3y eşittir c. Evet, bu diferansiyel denklemimizin kapalı bir biçimde tanımlanmış çözümüdür. Bana ayrılan süreyi yine açtım ama ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşelim.